Bir E2 mekanizmasında alkil halojenir ve güçlü bir baza ihtiyacımız var. Alkil halojenirimizde doğrudan halojene bağlı bu karbon, alfa karbon ve hemen yanındaki karbonsa beta karbon. Bu tepkimenin gerçekleşmesi için bir beta hidrojene ihtiyacımız var. Bu atomların dördü de aynı düzlemde olmalı. Yani bu hidrojen, bu karbon, şu karbon ve bu halojen hepsi aynı düzlemde. Bu yüzden bağlarımızı böyle düz çizgiler halinde çizdim. Hidrojen ve halojenin zıt taraflarda bulunmaları lazım. Biraz belirgin olması için buraya karbon karbon bağının ortasından bir bağ çekeyim. Evet, şu şekilde. Buna anti periplanar konformasyon deniyor. Bu durumda bu mekanizma için anti periplanar hidrojen ve halojene ihtiyacımız var. Yani birbirlerine zıt olup aynı düzlemde olan hidrojen ve halojen. Bu tepkimenin mekanizması tek adımlı bir mekanizma. Yani burada güçlü bir baz gelip bu protonu alırken bu elektronlar buraya gelip çift bağ oluşturuyorlar. Aynı zamanda buradaki elektronlar da halojene kapanıyor. Yani mekanizmada tüm bunlar tek adımda oluyor. Şimdi kırmızıyla işaretlediğim bu elektronları takip edelim. Karbon hidrojen bağındaki bu elektronlar buraya gelerek çift bağ oluşturdular. Böylece ürün olarak alken elde etmiş olduk. E2 mekanizmasının kinetiğine baktığımızda toplam tepkime hızının formülü şöyle. Hız sabiti çarpı substratın konsantrasyonu ve bunun birinci kuvveti. Substrat buradaki alkil halojenürümüz. V çarpı bazın konsantrasyonu ve onun birinci kuvveti. Bu bizim güçlü bazımız. Yani bu hem sutratın hem de bazın konsantrasyonuna bağlı olan bir eliminasyon tepkimesi ve bu yüzden buna E2 tepkimesi, E2 mekanizması diyoruz. E harfi eliminasyon anlamına geliyor. Şuraya yazalım. Evet, eliminasyon. İki ise bu mekanizmanın bir moleküler olmasından yani iki maddenin konsantrasyonuna hem sutratın hem de bazın konsantrasyonuna bağlı olmasından kaynaklanıyor. Diyelim ki alkil halojenir olan sutratın konsantrasyonunu iki kat arttırdık. Evet, şuraya da yazalım. Aynı zamanda bazımızın konsantrasyonunu da iki kat arttıralım. Tam yanına bunu da yazalım. Toplam tepkime hızına ne olur? Formülü yazacak olursak 2 üzeri 1 çarpı yine 2 üzeri 1. Buradakilerin her biri birinci kuvvet olduğu için böyle yazdık. İkilerse her iki konsantrasyon iki kat olduğu için. 2 kere 2, 4 eder. Bu yüzden ikisinin konsantrasyonunu 2'ye katlarsak tepkime hızı 4 katına çıkar. Dolayısıyla bu tepkime kinetik açıdan SN2 tepkimesine benziyor. Hatırlayacaksınız SN2'deki 2 rakamı aynı buradaki gibi bir moleküler bir mekanizma olduğu içindi. İşte bir E2 tepkimesi ve sol tarafta alkil halojenir görüyoruz. Halojenimize bağlanan karbon alfa karbonumuz oluyor ve buradaki tüm karbonlarsa beta karbonlarımız. Ve tüm beta karbonlarımız eşdeğer durumda. Bu durumda güçlü bazımız hidroksit anyonu olacak. Bu yüzden burada bir hidroksit anyonu kaynağı gerek ve elbette mekanizmamız da E2 olacak. Öyleyse buraya alkil halojenürü yeniden çizelim. Bromun da ortaklanmamış elektron çiftlerini ekleyelim. Evet, mekanizmamız tek adımlı bir mekanizma. Yani her şey tek adımda gerçekleşiyor. Şimdi buraya da hidroksitimizi çizelim. Tabii hidroksitin beta karbondan bir proton alacağını biliyoruz. Bu yüzden buradaki beta karbona bir hidrojen çiziyoruz ve bazımız bu beta protonu alınca bu bağdaki elektronlar çift bağ oluşturmak için buraya geçecek. Aynı zamanda bu elektronlar da broma kapanacak. Böylece ürünümüz olarak bir alken oluşturmuş olacağız. Öyleyse şimdi bu alkeni buraya çizelim ve ardından elektronlarımızı gösterelim. Buradaki mor elektronlar buraya gelerek ürünümüzdeki çift bağ oluşturdular ve alkenimizi elde etmiş olduk. Ayrıca bir bromür anyonumuz da mevcut. İşte eksi bir formal yüklü bromür anyonu. Şu mavi ile işaretlediğim elektronlar da broma kapanıp bromür anyonunu oluşturdu. Hidroksite proton eklersek su da elde etmiş olacağız. Onu da şimdi buraya ekleyelim. Yani bromür anyonu ve su elde ettik. Ama tabi sadece burada oluşan alkeni görmüş olduk. Tepkimenin kinetiğine baktığımızda E2 mekanizmamızın SN2 mekanizmasına benzediğini söylemiştik. İkisi de bimoleküler. Ancak substrat yapısını düşündüğümüzde E2 SN2'den çok farklı. Tersiyer bir substrat olduğunda SN2 tepkimeleri oluşmaz ve bunun nedeni sterik engeldir. Nükleofilin saldıramayacağı kadar çok sterik engel vardır. Yani bu alkil halojenlere saldırmaya çalışan hidroksiti düşündüğümüzde buradaki metil gruplarından dolayı çok fazla sterik engel var. Ancak bir E2 mekanizmasını düşündüğümüzde durum farklı. Hidroksit anyonunun bu karbona yaklaşması gerekmez. Sadece bir proton alır ve bunu yapacak yeterli alanı da vardır. Sanırım size bir video göstersem biraz daha net olacak. Ve böylece bu iki tepkime arasındaki farkı görebileceğiz. Burada tersiyer alkil halojenürümüz var. Sarı olan da halojen. Halojen doğrudan alfa karbonumuza bağlı ve bunlar da etrafındaki 3 metil grubu. 1, 2 ve 3. SN2 mekanizmasına katılmaya çalışan bu tersiyer alkil halojenürü düşünürsek ve hidroksit anyonu nükleofil görevi görüp bu karbona saldırmaya çalışırsa karşımıza hidroksit anyonunu engelleyen büyük metil grupları çıkar. Yani büyük metil grupları bu karbona saldırmayı engelleyecek kadar büyük bir sterik engel oluşturur. Bir E2 mekanizmasını düşünürsek hatırlayacaksınız E2 mekanizmasında beta karbonlardan bir proton almaya çalışıyoruz. İşte burada bir beta karbon ve diyelim ki bu protonu almaya çalışacağız. Bu dört atomu aynı düzlemde tutmalıyız ve bunu Newman iz düşümünde görmek oldukça kolay. Şimdi bunu biraz döndürürsem farklı bir konformasyon elde ediyoruz. Yani bu 4 atomun hepsinin aynı düzlemde olduğunu görebiliriz. Ve E2 mekanizması için de ihtiyacımız olan şey bu. Ve artık hidroksitin gelip buradaki beta protonu alması oldukça kolay. Çünkü çok fazla sterik engel yok. Yani burada E2 mekanizması mümkün. Az önce bir tersiyer alkil halojenürün E2 tepkimesine girmesinin mümkün olduğunu gördük. Ve aslında primer'den sekondere, oradan da tersiyere geçerken E2 tepkimesinin tepkime hızını arttırmış oluyoruz. Şimdi bunun nedenini açıklamak için bir sekonder ve tersiyer substrat mekanizmasına bakalım. Ve ürünleri analiz edip bunun neden böyle olduğunu açıklayabilir miyiz? Görelim. Şimdi bu tersiyer substratıma bir beta proton ve yanına ise güçlü bazımızı çiziyoruz. Ve bazımız bu protonu alırken bu elektronlar buraya geçiyor. Ve buradaki elektronlar da halojene kapanıyor. Böylece ürünümüz bu alken oluyor. Bu durumda mor elektronlar çift bağımızı oluşturmuş oluyorlar. Sekonder substratımızda da aynı şeyi yapacağız. Buraya bir beta proton ekliyorum ve güçlü bazımız bu protonu alıyor. Buradaki elektronlar buraya gelirken, bu elektronlar da ayrılan grubumuza kapanıyorlar. Ve böylece bir sekonder substrat için ürünümüz şöyle oluşacak. Ve çift bağımızı da şuradaki mor elektronlar oluşturmuş oldu. Şimdi bu iki ürünü analiz edelim. Soldaki bu alken bir mono sübsüte alkendir. Çünkü bu karbona bağlı olan bir alkil grubumuz var. Sağdaki ürünümüzse bir disübsüte alkendir. Çünkü gördüğünüz gibi burada bu kez karbona bağlı iki tane alkil grubu mevcut. Ve bu tek adımlı mekanizmada çift bağ oluştukça bu alkil gruplarının varlıklarıyla kararlı hale gelir. Alken kararlılığı konusundan hatırlayacaksınız. Çift bağın sübstitüsyonunu arttırırsanız kararlılığı da arttırırsınız. Böylece bu diğerlerinden daha kararlı. Yani bu durumda bu arken çift bağ oluşumunu kararlı yapmak için iki alkil grubuna sahipken soldaki arkense sadece bir alkil grubuna sahip. Ve bu tersiyer bir alkil halojenürün neden en hızlı tepkimeye giren yapı olduğunu açıklıyor. Primer alkil halojenürün de E2 mekanizmasına girmesi mümkündür. O yüzden giremeyeceğini düşünmeyin. Ama şimdilik bu konuyu başka videoya bırakalım.